Herkese merhaba. Futbol Menajer Mobile'da Türk Gücü Münçen kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet güzel bir seri yakaladık. Son 5 maçımızdan da galibiyetle ayrıldık. Ee, sıradaki rakibimiz Groter Deplasmanda oynayacağız bu ekiple. Form grafiğine baktığımız zaman son 5 maçta 3 mağlubiyetleri, bir beraberlikleri ve bir galibiyetleri var. Ee, şuradan tahmini 11'lerine bakalım. Evet defansif bir ile çıkacaklar karşılaşmaya. 2 ee, tane defansif orta sahaları, bir tane ofansif orta sahaları var. Takım raporuna bakalım. Çok genç bir kadroları var. Takımları büyük bir hıza sahip. Muhteşem bir iç saf formuna sahiplermiş. Bu bizim için bayağı bir kötü. Adamlar evinde iyilermiş. Yani muhteşem diyor. Takım ruhu düşük görünüyor. Kadroları şu an biraz kırılgan olabilir. Oyuncular teknik açıdan eksik görünüyor. Bizim için avantajlı olan şeylere geçtik. Ligde en az gol atan takımlardan birisiymiş. Ligde sadece bir gol ile en çok gol atan oyuncuları. En golcü oyuncuları bir gol atan firistta moddaymış. Yani buna baktığımız zaman abi öyle diyorsun David Raum var burada 3 gol atmış. Rakibin 2 tane sakatı var, bizim de bir sakatımız var. Hasan Ali adı güzel o isimde. Evet ligde 5. sıradayız. 9 maça çıkmışız, 19 puanımız var. Liderin 20 puanı var. 10 maça çıkmış. Yani biz bu karşılaşmayı yenersek e, ve Dresden de puan kaybı yaşarsa Birinci sıraya yükseliyoruz. Liderliğe çıkmak için önemli bir karşılaşma. Şuradan hemen taktiğimize bakalım. Şuradan şeyi değiştirecektim. Her iki kanattı ya bunu karışık yapalım. Geçen ma maçı özel her iki kanat yapmıştık. Her yerde oyun şekli hücum. Bunu da kontrollü yapalım abi. Tekrardan. Bozdağ'ın ufak bir sakatlığı var. Bundan dolayı onun yerine kimi alacağız? Sevinç adı güzel. Hepsinin sakatlığı var. Sevinç hala iyileşmedi abi bu ne? Orta sahaya almaya oyuncumuz yok. Bozdağını nasıl kullanacağız şimdi? Bozdağını bu şekilde kullanamayız ki biz. Devam desek ne oluyor? Maça geliyor hemen. O zaman şöyle bir şey yapalım. Atamar Bilgin var. Neredesin oğlum? Heh. Atamar Bilgin burada oynuyor. Gezen oyun kurucu. Onu bu seferlik böyle oynatalım o zaman. Bu maça böyle bir sistemle çıkalım. Gezen oyun kurucu rolünde oynasın. Evet. Başka da bir değişiklik yapmayalım. Kızılkaya'nın yerine bizim sakat adamımız iyileşmemiş mi hala? Kimdi oğlum ya? Kızılkaya mı oynuyordu? Ha, Kızılkaya oynuyordu ya zaten ya. Kafayı yedim ben de. Gümüşkaya'nın kondisyonu bayağı düşmüş. Neyse. O zaman ikinci yarının başlarında ya da sonlarına doğru başka bir önce alırız. Evet. Rakip 16. sırada. 5 maçtır yenilmiyoruz. İnşallah bu maçta da bu seriyi sürdürürüz karşılaşmaya başladık. Rakibimiz ev, evinde bayağı iyiymiş. E, bu bizim için kötü. Ama olabilir yani. Evinde iyi olan takımı yenemeyeceğiz diye bir şey yok. Ve bu maçtan da galip gelirsek liderliğe yükseleceğiz. Böyle de bir gerçek var. Dires'ten puan kaybederse. Ve 1-0 öne geçtik Malik'le beraber. Bu sezonki 7. golüne ulaştı. Geçen sezon gerçekten istediğimiz verimi alamamıştık. Bu sezon ama çok şükür. Güzel başladı. Evet ilk yarının bitimine çok az bir süre kaldı. Şutlarda topa sahip olmadık. Groter üstünlüğü var. Ama skorda bizim üstünlüğümüz var. 17. dakikada Malik Batmaz'ın attığı golle. Ee, bakalım ikinci yarıda sonuç ne olacak? Üstünlüğümüz devam edecek mi? Ya da rakip mi öne geçecek? Berabere mi bitecek? İnşallah ilk dediğim olur ve üstünlüğümüz devam eder. Kornel kullanıyorlar dediğim anda 1-1 <laughs> yaptılar skoru. Evet bir oyuncu değişikliği yapalım. Kimi çıkaracağız? Ee, Muhammed Gümüşkaya'yı çıkaracağız. Kondisyonu bayağı azdı çünkü. Muhammed Gümüşkaya'nın yerine Öz Şahin'i mi alalım? Öz Şahin'i alalım. Onun dışında da başka bir değişiklik yapmıyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. Belki ilerleyen süreçte Berke Önde'yi alabilirim oyuna ya da Turan Çalanoğlu'nun. Son 20 dakikaya girdik. Acar Malik Batmaz'ın şutu kalecinin kucağında kaldı. Kızılkaya Bilgin ara pasını verdi ama. Evet bu maçta da tam da hatamız vardı. Hata kestim anasını satayım ya. Turan Çalanoğlu'nu alalım oyuna. Son dakikalara girdik artık. Hata kestim mal gibi ya. Evet son 5 dakika. 4 dakika. Abi yenseydik Liderliğe yükseliyorduk ya. Orada bir top kaybı yaşasalar yaşamadılar. Kaptık topu Yılmaz, Acar yine top kaybettik. İçeri doğru ortalar falan filan. Evet. Evet, 1-1. Bir, bir. Bitti maç. Evet, 1-1 bir, bir bitti karşılaşma ve galibiyet serimiz son buldu. 5 maçtır kazanıyorduk. Berabere kaldık. Sıradaki maçımız Fortuna Düsseldorf'la olacak. Evimizde oynayacağız karşılaşmaya. Gümüş şey Hasan Ali adı güzel düzelmiş. Abi ya, liderliğe çıkıyorduk ne güzel ya. Türkiye kadrosuna seçilmiş 21 yaş altı dur gelecek maçlar için Türkiye kadrosuna çağrılmış İlk milli takım for, e, formasını kazanabilir. Emre Bilgin ve Emin Bayram da 21 yaş altı için seçilmiş. Evet Recep Gül'le de sözleşme imzalamıştık. Adam bir buçuk milyondan aşağı falan kabul etmiyordu. Bir şekilde ayarladık. 2-3 kere başvuru yaptık. Adam en sonunda kabul etti. 625 bine uzattık sözleşmeyi. 625 bin o civarlarda bir şey işte. Evet Çolakoğlu'nu alıyoruz stopere. Kimi sakatlığı var abi? Kızılkaya'nın sakatlığından dolayı. Ee, Hasan Ali Ödü güzel hala tam oynayacak kıvamda değil. Taatunç düzelmiş. Taatunç'u hemen direkt alalım kadroya. Onun dışında orta sahada Bozdağ'ın sakatlığı hala devam ediyor. Yine bu maça da bu sistemle çıkacağız. Geçen maçta şu Bozdağ'ın sakatlığı falan olmasaydı belki galibiyeti alırdık. Farklı bir sistemle oynadık. Şimdi normalde artık bu sezon üçlü orta sahadaydık. Yani üçü de merkez orta sahadı. Bu geçtiğimiz karşılaşmaya defansif orta ile çıktığımız için bir de şeylik oldu yani bir uyuşmazlık oldu. Bu maça da mecbur öyle çıkıyoruz. Çünkü sakat oyuncularımız var. Yo pardon şeyi alamıyor muyuz oyuna? Neredesin oğlum? Acar'ın da sakatlığı var abi kötü. Bu maça da mecburen bu şekilde çıkacağız. <laughs> evet diyelim. Rakibi incelemeyi unuttuk ama olsun. Ee, rakibin bir sakatı var. Bizim iki sakatımız var. Onlar 5. sırada. Biz 7. sıradayız. Evimizde oynuyoruz karşılaşmaya. Bismillah diyelim. Başlayalım karşılaşmaya. Zaten başladı karşılaşma. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Recep Gül'ün şutunda savunmaya çarptı. Kornel kullanıyoruz. İçeri doğru bir ortağı. Evet. Maçın ilk 20 dakikasına baktığımız zaman topa sahip olmada 59'a 41'lik üstünlüğümüz var. Gerisini göremeden pozisyona geçti. Balaban'da kaldı top. E, şutlarda üstünlüğümüz var. Kaleyi bulan şutta eşitlik. Net pozisyonlarda eşitlik var. Rakibin hata var şu anda. Top out'a çıktı. Balaban out vuruşunu kullandı. 2 dakika uzatma verdi hakem. Evet ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda bakalım golü bulabilecek miyiz? Evet rakip daha etkili. Maç boyunca baktığımız zaman bizim önemli pozisyonlarımız çok az. Malik Batmaz'ın önüne bir ara top vardı. Abi rakip atacak golü attı işte. Utku Şen'le attılar golü. Utku Şen'i ben takip istemek dedim. 26 yaşına gelmiş lan bu oyuncu. Tamam daha da gerek yok yani. Utkuşan alt, Almanya alt liglerinde bayağı gol atan bir isimdi. Gözüme çarptı yani haberleri falan görmüştüm. Evet, Orkun'un şutu. Gol var diye şey yaptım. Sonrasında PTT'ye geldi, Adana Spor'a falan geldi. Ondan sonra da bir daha Almanya'ya dönmüş işte Fortune. Son 11 dakikaya girdik. Rakibin şutu savunmadan döndü. Abi ne oluyor ya? Geçen maçta hiç puan kaybı yaşamadık. Bu maçta ilk maçımızdan beraberlikle ayrıldık. Bu maçtan da <laughs> Böyle giderse puan kaybı yaşayacağız. Niye böyle oldu abi ya? Devam. Devam diyelim bakalım. Bari bir gol atsak bir puan alsak ya. Bir puan bile bazen işe yarıyor yani. Evet alamadık. Evimizde Fortuna Düsseldorf karşısında kaybettik. Geçen videoda hiç puan kaybı yaşamamıştık. Bu videoda iki maçtan da puan kaybı yaşadık. Birisinde bir puan Birisinde 2 puan kaybettik. Birisinde 3 puan. Yani 2 maçta 5 puan kaybettik. Yenseydik hatta ilk maçı. Liderliğe yükseliyorduk. Ama olsaydı etseydi falan filan böyle şeylerle hayat olmuyor. Ondan dolayı şunu bir alalım gözlemci listemizde. Atakan'ı ilk sezonlarımızda oynatmıştık sanki. Hatta ilk sezon kiralıktı. Sonradan kadromuza katamamıştık. Bonservis bedeli yüzünden falan büyük ihtimal. Evet sıradaki maçımız Hanover'le olacak. Devam diyelim. Deplasmanda oynayacağız. Biz 6. sıradayız rakibimiz. Düzeltiyorum. Biz 7. sıradayız rakibimiz 6. sırada. Bozdoğan geri döndü abi. Bozdoğan'ı alalım hemen şöyle. Şöyle yapalım. Ee, Gezen oyun kurucu. Orkun merkez orta saha olsun. Tatunç ofasif orta saha. Evet. Kızıl alalım mı? Kondisyonu biraz düşük gözüküyor ama alalım yine Çolak olun yerine. Hasan Ali adı güzel iyileşmiş. Onu alalım kadroya. Ensar Arslan ya da onun yerine Çolak alalım da çünkü şeyimiz yok. Emre Kurt'un yerine Çolakoğlu'nu alalım. Evet. iki maçtır galibiyet alamıyoruz. Bunu tabii ki Malik Batmaz'ı yıkmayacağım ama onun da gol atamaması biraz etken. Ondan dolayı bu maçta belki önde forma şansı verelim bir de bakalım şurada kondisyonda falan sıkıntısı olan var mı? Bir Kızılkaya var. Onu da mecbur oynatacağız. En iyi iki stoperimizden birisi olduğu için. Ve karşılaşmaya başlıyoruz. Bu videodaki üçüncü maçımız. İlk maçtan beraberlikle ayrıldık. İkinci maçı yenildik. Bakalım üçüncü maçımızdan nasıl bir skorla sonuçla ayrılacağız. Evet 1-0 öne geçtiler. Maçın henüz başında. Muğizca ile da tanıyorum yani. karşıyla kariyerimde falan Oynattığım bir oyuncuydu. Sonradan işte Bundesliga'ya falan gitti. Bir şeyler oldu. Hanover. Yani yani. Scouting. Şeyimde var yani. Listemde var. Takip listemde olan bir oyuncu. <laughs> evet. Ve bize bir gol attı. 1-0 geride. Bozdoğan çaprazdan gol attı. Ve beraberliği yakaladık. Adam yine sakatlıktan döndü. Gol attı. Adam sakatlıktan dönerek dönmeyecek gol atıyor. Berke attı golü. 2-1 öne geçtik. Evet. İlk golü yiyen taraf biz olduk ama sonraki iki golü de attık ve üstünlüğümüz devam ediyor. Berke 3'ü üçü attı. 3. golümüzü attı yani kendisinin ikinci bizim 3. golümüzü attı ve ilk yarıda 1-0 geriye düşmüşken şu an 2 farkla üstünlüğümüz var. Evet, balabandan sekti top. İlk yarının bitmesi lazım artık ha. Bitti. Evet, 1-0 gerideydik. 3-1 yaptık ve ilk yarı 3-1 önde kapattık. İkinci arada inşallah bu skorla da devam etsin. Sıkıntı yok. Gol bulmayalım. Gol değmeyelim. Sıkıntı yok. Balaban yine kurtardı. Balaban gerçekten efsane oynuyor abi ya. Nazar değmesin. Yerine Beşiktaş'tan bir kaleci kiraladık ama çok da ihtiyaç duymuyoruz. Sakatlanmadığı sürece de aynı şekilde devam edecek. Berke Önder'in golünü yedi bu arada. Berke şutu çekti. Sorokin'e çarptı. Gol oldu. Berke etlik yapıyor kalsın. Yani çok şükür yani forvet attığımız bayağı iyi işte Malik olmasa Berke'yi alıyoruz. Berke olmasa Turan'ı alıyoruz. Bu şekilde de devam ediyoruz. Bakalım artık geçen sezonu istediğimiz noktada bitiremedik. Aslında istediğimiz nokta şampiyonluk da değildi. Aslında dördüncü beşinci bitirecek bana yeter diyordum. Ama sonradan biraz aç falan yaptık. Sevluat falan yaptık. Ona hala pişmanım. Ama sonuç olarak çıkamadık iyi de oldu. Bu şekilde devam edelim. Alnımızın akıyla çıkalım. Ben onu istiyorum. Bakalım bu sezonumuzda inşallah bu sezon ama hedef şampiyonluk. Evet sıradaki maçımız Ingolstadt'lı olacak. Ingolstadt kaçıncı sıra demiş ona bakalım. Hem tahmini 11'e falan bakalım. Evet ofansif kadro severiz. Takım raporu. Ligdeki en iyi savunma istatistiklerine sahiplermiş. Gol bulmamız biraz zor ama onun dışında ki şeyler bizim için avantajlı istatistikler. Ee, hemen şuradan Ingolstadt kaçıncı sıra demiş onu görmedim ben çok dikkatimi çekmedim bakayım bir. Evet 10. sıradalarmış. Biz kaçıncı sırada? 5. sırada 23 puanımız var. Ee, bu maçı yenersek 3. sıraya yükseliyoruz. Hatta belki ama avaraj yüzünden Hamburg'u geçemeyiz. Bu maçı yenersek 3.lüğe yükseliyoruz. Bakalım e, yenebileceğiz mi? Evet Belki önde devam ediyoruz yanlış hatırlamıyorsam. Aynen belki önde çıktık. Yine karşılaşmaya. Geçen maçta e, güzel bir istatistik yaptı. iki gol attı. Bir tanesini de çarptırdı. 3 derim ben. Ona hatta hat-trick yaptı diyebilirim. Ama kayıtlara iki gol diye geçecek. Her neyse fazla bunlara takılmaya gerek yok. E, maça başladık. 25. dakikaya geldik. Rakibinde bizim de bir etkili bir hatamız yok. Şutlara baktığımızda bizim bir şutumuz varmış. Ne oluyor? Mu? Hızlandı bir anda. Evet son 10 dakikaya girdik ilk yarıda. Hala etkili atak yok. Tezel önde kökçünün şutu kellerde kaldı. Kaleci kellerde. Ardından da taca çıktı. Evet ilk yarın sonuna 2 dakika uzatma verdi hakem. Bunda da gol sesi çıkmadı ve ilk yarı bitti. Bakalım ikinci yarı. Abi ne zaman şöyle liderlik olsun, ikincilik olsun, üçüncülük olsun falan böyle bir maçı yenersek buna ulaşacağız desek iyi oynayamıyoruz. Şampiyon hani birinci olacaktık geçen bu videodaki ilk maçı kazansaydık. Onu kazanamadık. Bunu da en azıcık şey üçüncü olacağız diyorduk. Bunu da kazanamayacağız herhalde. Son 30 dakikaya giriyoruz. Hala etkili hatamız yok. Kızılkaya, Gümüşkaya ve Berke önde attı golü ve 1-0 öne geçirdi bizi. ilk 60. dakikada. Evet Berke önde bu ara formda Malik'le beraber kapışıyorlar rakip geliyor ve skoru eşitlediler 1-1 yaptılar. Ne yazık ki. E evet, son 20 dakikaya giriyoruz. 77. dakika rakibin yine hata var. 2-1 yaptılar skoru. 1-0'dan 2-1'e çevirdiler maçı. Evet 2 gol atan oyuncular da sakatlandı. Tezel Gül, Tunçun şutu, Tunç Bağadır bir sessizliğini koruyordu. 2-2 yaptı skoru. Hadi abi geliyoruz mu? Tezel Gül Bozdoğan önde savunma girdi araya. Gümüşkaya içeri ortalayamadı savunma girdi. Gümüşkaya yine savunma girdi. Yılmaz Kökçü, Kızılkaya Balaban. Hadi oğlum ileri oynayın lan. Balaban kurtardı. Evet evimizde Ingolstadt'la 2-2 berabere kaldık. Bir puan aldık ne yazık ki galibiyeti alsaydık 3. sıraya yükselecektik. Ama şu anda yine 3. sıraya yükseldik. Nasıl oluyor lan bu? <laughs> Abi sıradaki maçımız Frankfurt'la evimizde oynayacağız. Adamlar alt lige düşmüş şaka gibi. Pardon lan şeymiş bu. Almanya kupasıymış. Evet galip gelmedik yine 3. sıraya yükseldik. Ona çok dikkat etmemiştim. Ben direkt 26 puana çıktığımı varsaymıştım. Şeyde Avaraj'da Billfield ve Düsseldorf'un önünde olduğumuz için 3. sıraya çıktık yenemesek de. Evet bu videoda 4 maç oynadık. Grotter berabere kaldık. Fortuna Düsseldorf'a yenildik. Hanover'i farklı skorla 4 birlik bir farklı skorla Ve son maçımızda Ingolstadt ile 2-2 beraber kaldık. Sıradaki maçımız Frankfurt'lu olacak. Adamları alt lige düştü sandım ama kupa maçıymış. E, Kariyerin devamında tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.